Aşkım bir tanem, yakışıklılar yakışıklısı Aslan hocamın sohbetine başlıyoruz inşallah. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok şıksınız. Çok aşırı yakışıklısınız. Maşallah hocam. Maviler çok yakışmış. Maşallah. Maşallah. Hakikaten yakışıklı dedik. Maşallah hocam. Maşallah. Çok elhamdülillah. Görememiş yakışıklısınız. Maşallah. Dünyanın sultanı Şeyh'in Şah Sultan Şeyh Nazım Adil El Kıbrisi El Hakkani Hazretleri iyiymiş maşallah. Hava çok yağmurluymuş. Peki şeyhimiz dışarıya gezmeye iptal eder mi sizce? Hayır. Etmez. Nitekim etmemiş. Gezmeye çıkmış. Maşallah. Sabah çorbasını içmiş. Mantı ve kavurma. Börek. Bana şimdi peynir börek alsınlar. Tamam inşallah. Söyle. Tabii. Ebru yutkunuyor yanına. Ne? Ebru yutkunuyor. Yutkunuyor değil mi? Peynirli börek hemen. Evet su böreği. Peynirli iyisinden. Mercimek çorbası içmiş şeyhimiz. Ben de istiyorum. Can Tekin, üniversite arkadaşlarımla beraber sizi izliyoruz hocam şu an diyorum. O nur yüzünüzü görmenin duaları içerisindeyim diyor maşallah. Ne yapıyoruz? Kısa bir ara veriyoruz, gene devam ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Yakışıklı hocamızın güzel sohbetine devam ediyoruz inşallah. Çok da güzel bir misafirimiz var, Rusya'dan Angelika. Hoş geldin Angelika. Thank you. Canım bayılacağım. Acayip şekerim. Bayağı terbiyeli benim canım. Bayağı güzel huylu, ahlakı da güzel, kişiyi de güzel. Tam böyle ağır başlı Osmanlı kız. Gördüğünüz gibi son derece güzel gözleri var. Çok güzel, burnu, çok güzel, dudakları, güzel. Dişleri çok güzel. Bir de efendi. Evet, çok maşallah, efendi, çok terbiyeli. Maşallah. Makyajı da çok güzel olmuş. Bayağı yakışmış maşallah. Gözleri kedi gibi çok güzel. Maşallah. Evet. Hakikaten değil mi? Çok evet, sağlıklı, çok hoş bir insan. Güzel. Bayağı güzel. Maşallah. Thank you very much. You very fun. Benim canım. benim güzelime Rusça tercüman kim var? Rusça bilen. Nadia var. Nadia hocamızı buradan anons ediyoruz zaten. Bir zahmet gelirse. Rusça bilen bilse o daha hoşuna gider. Daha rahat eder. İnşallah. Gözler şahane. Maşallah bayağı boylu olsa Ruslar çok yapılı oluyorlar. Bayağı güzel oluyorlar. Maşallah. Evet İdem hocam buyurun. İnşallah hocam. Hocam sizin de dikkat çektiğiniz gibi Sayın Hasan Celal Güzel kamuoyunda Öcalan bir hareketiyle açlık görevini bitirdi. O halde terörü bitirmek için de Öcalan'la müzakere etmek gerekir propagandasının yapıldığını belirterek terörist başıyla müzakereye oturmak tamamen çözülmekte olan terör örgütünü canlandırmaktan başka bir netice vermez dedi. Canım zaten hiç olmayacak bir şey yani çok anormal. Evet. Nerede görülmüş? Tahayyülü bile mümkün değil. Yani kimse böyle bir münasebetsizliği ağzına dahi almasın. Şehit ailelerini, gazi ailelerini, Türk milletini, koç yiğitlerimizi, hepimizi çok rahatsız eden gereksiz, münasebetsiz konuşmalar oluyor. Didem hocam buyurun. Hocam Sözcü Gazetesi yazarı Mehmet Türker yazısında İsrail'e füzeleri yolladığı için Gazze'de olanlardan Hamas'ın da sorumlu olduğunu belirterek Sayın Erdoğan'ın Hamas'ı dini duygular nedeniyle her durumda koruduğunu, sizin ise bu olayları değerlendirirken Hamas'ın İsrail'e yolladığı füzelerin Gazze'deki olayların nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekmenizin haklılığını anlatmış. Evet, arada sırada böyle makule yakın açıklama yapan yazarlar olduğunda hoşumuza gidiyor. Bazı konularda bazı yazarlar hakikaten çok tutuk, çok ölü bir ruh sergiliyorlar. Çok samimiyetsiz bir ruh sergiliyorlar. Uydum kalabalığa kafasında uyuyor. Kalabalık ne derse ben ona uyarım gibisinden. Hakkın hatırı âlidir.
kalabalığın hatırı değil. Yani bir konuda kalabalık bir şeyler söylüyor olabilir. O geçerli olmaz. Doğrusu neyse onu söylemek lazım. Bazı gazeteler bazı konularda çok suskun. Ama birçok atak, samimi gazeteci de güzel fikirlerini ifade ediyorlar. Dinliyorum. İnşallah hocam. Ahmet Altan, İsrail, Araplar, İranlılar, Mısırlar ve Türkiye yan yana getiren bir Orta Doğu Federasyonu dünyanın en büyük gücü olur sözünün doğru ve akılcı olduğunu, ancak bunun mümkün olmadığını, çünkü burada düşmanlıkların, ölümlerin, savaşlar, suikastlar, cinayetlerin çıkmadığını söylemiş. Bir daha oku bakayım. Ahmet Altan, İsrail, Araplar, İranlılar, Mısırlar ve Türkiye yan yana getiren bir Orta Doğu Federasyonu dünyanın en büyük gücü olur sözünün doğru ve akılcı olduğunu söylemiş. O benim sözüm. Evet. Ancak bunun mümkün olmadığını, çünkü burada düşmanlıkların, ölümlerin, savaşlar, suikastlar ve cinayetlerin hiç bitmediğini söylemiş. Tamam, doğru, bitmiyor ama Mehdi zuhur etmediği için bitmiyor. Mehdi'nin zuhurunda birleşecekler. Mehdi'nin zuhurunda bu kardeşlik, sevgi ortamı olacak. Biz durduk yere olacak demedik ki. Siyasetçiler bunu yapacak, politikacılar bunu yapacak demedik ki. Evet. Mehdi ile olacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İsa Mesih ile olacak diyor. Olacak olsa zaten şu ana kadar çoktan olurdu. İnşallah. Hakikaten kedi gibi bakıyor, acayip evet, şeker. Çok tatlı maşallah. Maşallah, boy boz falan çok, çok şahane. Maşallah. Evet. Bayağı güzel. Bir de Sebecen içeri girer girmez hemen sevgi gösterir. Evet, evet, çok şeker maşallah. Huyu da kediye benziyor evet. Maşallah. Arkadaşlarını sevmiş mi? Sor bakayım. Yes, very like. Maşallah. Çok da. Maşallah. 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 Oo, böreğimiz hemen gelmiş. Evet, maşallah. Maşallah. Thank you. Şeyhim yerde biz yemez miyiz? İnşallah. Maşallah. Maşallah. Evli hocam yutkunuyor mu diyeyim bak. Ama başka yerlere baktığını görüyorum. Vay be, mis gibi tereyağı kokuyor. Maşallah. Allah Allah. Allah Allah. Rıza hocam da. O da yutkunarak bakıyor. Anlaşıldı yani. Ara verdiğimizde büyük bir Allah börek şöleni olacak. Evet. İnşallah. Efendim, nedir hocam o haber? Hocam bu Fransa'da geçtiğimiz hafta, pardon İsviçre'de geçtiğimiz hafta sonu 3 tane büyük konferansımız vardı. Evrim Teorisinin Çöküşü ve Kur'an Mucizeleri ismindeydi konferanslar. Hmm. Şölefon, Lozan ve Fribourg şehirlerindeki konferansları Levent ve Arzu isimli kardeşlerimiz organize ettiler. Bu kardeşlerimiz çok çalışkan, çok samimi ve çok gayretli iki kardeş. Siz de ziyarete gelmişlerdi bildiğiniz gibi inşallah. Fransa'dan Emir, İsa ve Muhammed kardeşlerimiz de konferansa katıldılar. Kitap ve afiş sergisi düzenlendi konferanslarda. Fransa'da yaşayan Muhammed isimli kardeşimiz de konferans verdi burada. Ayrıca konferansa İsviçre Müslüman Kadın Dernekleri Başkanı Nadia Karmus da katıldı. Kendisi sizin çok yakın takipçiniz maşallah. Hocam Fransa'daki bu kardeşlerimiz de çok çalışkan ve gayretler maşallah. Ve her gün yeni faaliyetleri, yeni fikirleri oluyor maşallah. Aferin aslanlarıma. Allah çok fazla sevap versin onlara. Didem hocam dinliyorum. Tabii hocam inşallah. Gazze ziyaretinde Sayın Davutoğlu hem kendisini karşılamaya gelen halkı teker teker kucakladı. Hem de Filistin'e gittiği sırada kızı bombalama sırasında vefat eden bir babaya sarılarak onu teselli etti ve hastanedeki tüm yaralıları ziyaret etti. Ya Dışişleri Bakanı mı çok sevimli bir tip. Çok tatlı maşallah. Ben onun böyle bir yönü olduğunu da bilmiyordum. Çok evet. Şeker bir insan. Maşallah. Ağlaması falan da çok sevimli. Maşallah. Bayağı şeker. Demek ki çok şefkatli, çok merhametli, çok sevecen bir insan. İçi coşku dolu işte. Anadolu insanı böyle. Orada heyecanından, üzüntüsünden değil. O iman heyecanı, o dava heyecanı, iddiatı İslam heyecanının verdiği coşkuyla o gözyaşlarını döküyor. İmanından kaynaklandığı için, iman heyecanından kaynaklandığı için güzel.
Güzel. Bir de çok sevimli ağladığı için ayrıldı. Maşallah. Maşallah. Evet. İnşallah hocam. Aydınlık Gazetesi'nin CHP hakkındaki bazı haberlerin ardından Sayın Kılıçdaroğlu Aydınlık Gazetesi'ni hedef alan bir açıklama yaptı. Sahibi eski MAO'cu olan gazeteye CHP'yi dizayn ettirmeyiz. APO'nun önünde diz çökerken çekilmiş fotoğrafları olanlar, APO'ya çiçek verenler, şimdi başımıza Atatürkçü kesildiler. Millet bunları unutmaz, millet bunları yemez ifadelerini kullandı. Evet. Kılıçdaroğlu bu konuşmasıyla komünizme kapalı olduğunu gösterdi. Güzel. Ama şimdi de yanlış anlarlar. Derler ki şimdi MAO'culara karşı acaba tipçi mi? Türkiye İşçi Partili bir çizgisi mi var? Evet. İşte yani Marksist Leninist çizgide mi diye diyebilirler. Oraya da bir taş koysun şöyle. Çok iyi olur hocam. Ben Marksizme karşıyım, Leninizme karşıyım, Stalinizme karşıyım desin. Büyük puan kazanır. CHP'de de coşkuyla karşılanır. Evet, inşallah. İnşallah. Evet. Hocam kardeşlerimiz pazar günü Adapazarı merkezde broşür dağıtmışlar. Sonrasında da yine kalabalık bir ekiple evde toplanarak Kur'an ayetlerinden ve sizin kitaplarınızı okuyarak sohbet etmişler. Sohbetteki kardeşlerimiz Ece Abdullah, Belkıs ve kardeşi Enes, Gizem, Şennur, Ümran ve iki Muharrem kardeşimiz Barış, Mehmet Şükrü, Muhammed ve Zafer. Aferin benim canlarım. Bak benim canım mesela başı açık. Tabii. Nur gibi. Delikanlılar da o aslan gibi Osmanlı, Türk delikanlıları. Maşallah. Ama bir bağnaza sorsan işte niye sakalı yok der. İşte onun niye başörtüsü yok, niye cübbesi yok, niye sarığı yok. Halbuki tertemiz. Evet, tabii. Halis muhlis. %100 Müslümanlar. İnşallah. Ama öyle şekilci bir kafayla olaya yaklaşıp insanları cehenneme gönderme hastalığı var bazı tiplerde. Sen de cehennemliksin, şu cehennemlik, bu cehennemlik. Namaz kılıyorum ben diyor, ben cennetliyim. Ne malum senin münafık olmadığın? Namaz kılmıyordur, tamam günahkardır ama Allah günahını da affedebilir. Tabii. O gün kılmaz, ertesi gün kılar. İnşallah. Onun için böyle cehenneme sürekli insanları gönderen insan uslubunu yakıştıramıyorum birçok insana. Sevgi dolu olmaları lazım. Güzel gözle, hayır gözle bakmaları lazım. İnşallah. Evet. Cübbeli'den biraz ahir zaman İnşallah. Mehdiyet'i dinleyelim. İnşallah. İnşallah. Angelika ile birlikte Dünya Güzeli hocamın sohbetine devam ediyoruz inşallah. Angelika çok hoş kadın. Olağanüstü güzel maşallah. Arada da konuştuk. Her konuşmasında sevgisinin çok güzel olduğunu hissettim, gördüm. Ahlakı da güzel, kendi de güzel. Her şey güzel ve çok temiz bir insan. Maşallah. Thank you very much. You are very attractive. Maşallah. Oh benim canım, oh benim canım. Maşallah. Maşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimde 30 tane deccal gelecek, 30 tane Mehdi ile mücadele etmek için. 30'a yakın deccaller zuhur etmedikçe kıyamet kopmaz. Deccaller bu Mehdi ile mücadele edecek deccaller. İçlerinde kadınların da bulunduğu deccaller. Sonları şaşı deccal olan 30 yalancı deccal çıkmadıkça kıyamet kopmaz. En son çıkan deccal de en büyüğü oluyor Mehdi devrinde. 30 deccal çıkıyor. O kadar çok ki 30 ve 30'dan fazla yalancı gelecektir. Alametleri nedir dendiğinde alametleri size üzerinde olmadığınız bir yol gösterecekler. Yani yobazlık yolunu. Kur'an'ın dışında yollar, hurafeler, uydurmalar gösterecekler. Yolunuzu değiştirmeye çalışacaklar. Yani sizi Kur'an'dan saptırmaya çalışacaklar. Kur'an'ın dışında uydurma inançlara çekmeye çalışacaklar. Kendilerini gördüğünüz zaman onlardan uzaklaşın diyor Peygamberimiz. Yani yobaz güruhunu gördüğünüzde onlardan uzaklaşın. Evet Didem Hocam dinliyorum. İnşallah hocam. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Sakık, Sayın Davutoğlu'nun Filistin'deki Müslümanlar için gösterdiği hassasiyet
ve sevgiyi Uludere'de şehit olan Kürt kardeşlerimiz için göstermediğini iddia etti. Eğer aynı tavır Uludere'de şehit olanlar için göstermiş olsaydı bu ülkenin bir sürü kiri temizlenirdi ifadelerini kullandı. Canım Uludere'de herkes rahatsız oldu. Yani mazlum insanların orada fakir kardeşlerimizin bombalarla şehit olması ve kendi kardeşlerimizin eliyle, kendi uçaklarımızla bunun olması herkesi rahatsız etti. Ama oturup her olaya gözyaşı dökmek olmaz. Dışişleri Bakanımızın da normalde böyle bir yönü yok ama orada İttihat-ı İslam heyecanıyla, dava heyecanıyla heyecana girip gözyaşı dökmesi normal. Bazen Müslümanlar namazda da ağlarlar. Bazen Allah'a dua ederken de ağlarlar. Ona da o anda o cezbe hali gelmiş. O heyecandan ağlamış. Yani üzüntüden ağlama değil o. Üzüntü ağlaması değil. O heyecan ağlaması. Dava adamlarında, siyasetçilerde zaaf olmaz. Güç olur. Kudret olur, akıl olur, fikir olur. Dolayısıyla o tip insanların ağlamasını avami bir ağlama olarak almak doğru olmaz. Sırrı Süreyya Önder bu arada yanlış söyledim ismini. Evet. Sırrı Süreyya Önder. Evet. Sırrı Süreyya kardeşimizin yapacağı İttihat-ı İslam'ı savunmaktır. BDP'nin tamamını Türkistan Birliği'ne, İttihat-ı İslam'a davet ediyoruz. Evet Didem Hocam, dinliyorum. İnşallah hocam. Rusya'da Lenin heykellerinin tüm kentlerden kaldırılması gündeme geldi. Rus Liberal Demokrat Partisi'nin bu önerisine Başbakan Dmitri Medvedev de partisinin destek verdiğini ve Rus Komünist Partisi'nin ise karşı çıktığı belirtildi. Doğru. Yani bu kadar cinayetleri, terörü teşvik eden, gerçek terörist olan Lenin'i, terörizmin babası olan Lenin'i heykelle, resimle, müzikle, tiyatroyla översen terörü övmüş olursun. Terörün babasıdır Lenin. Terörizmin asıl teorisyenidir. Kan dökmenin asıl teorisyenidir. Pratisyenidir. Stalin'le beraber çok büyük ızdıraplara, acılara neden olmuş bir insandır. Dolayısıyla övücü usluptan ziyade yerici ve eleştirilen bir yönü olması gerekir. Evet dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam bildiğiniz gibi İsrail Gazze'ye yönelik ateşkes teklifini kabul etti. Ancak uygulanan ablukayı devam ettirme kararı aldı. Filistin'de abluka nedeniyle sağlık malzemeleri ve sağlık koşulları yetersiz olduğu için hayatını kaybeden çok sayıda kardeşimiz oluyor. Aynı zamanda altyapı yenilenemediği için salgın hastalıklar artıyor. Gıda, ısınma aracı gibi konularda da yine abluka nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yapılacak şey Mısır, Türkiye, İsrail hemen orada bir topluluk oluşturup, bir kardeş platformu oluşturup, dost olduklarını, kardeş olduklarını, ittihat ettiklerini, İttihat-ı İslam'ı oluşturacak çekirdeği kurduklarını dünyaya açıklamalarıdır. Nefis olur, şahane olur. Bir anda olaylar biter. Olan Filistinli kardeşlerimiz oluyor. İsrail'de de halk çok tedirgin. Yani her gün ölüm korkusuyla yaşıyorlar. Filistinliler ölüm korkusuyla yaşıyorlar. Buna son vermenin yolu İttihat-ı İslam'dır. İttihat-ı İslam'ın oluşması da ancak Mehdiyet'le olur. Kral Mesih'le olur. Buna karşı tavır koyan bu acıları da bir anlamda kabul etmiş oluyor. Çünkü çözümü kabul etmeyen acıyı kabul etmiş oluyor. Evet. Evet hocam dinliyoruz. İnşallah hocam. Hocam Faruk Beşer evlilik hakkında bir yazı yazmıştı. İnsanların çoğunlukla evliliğe muhtaç olduğu için bunu yaptığını ve bu cazibenin evlilikle son bulduğunu belirtmiş. Çoğalma düşüncesiyle de evlenen olduğunu ya da dünyanın huzurunu başka şeylerle değil de evlenip bir yuva kurmakta aradığını veya siyasi bir amaçla kavimlerin barışması amacıyla da yapılan evlilikler olabileceğini söylemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı hanımları siyasi maksatlarla aldığını da söylemiş ve tüm bu yapılan evliliklerin ibadet olduğunu yazmış. Peygamberimiz evlendiğinde onların ahlakına, güzelliğine bakıp evleniyordu. Ama tabii ki siyasi amaçta olurun içerisinde. Ama peygamberimizin güzellikten hoşlanmadığını iddia etmek de çok yanlış olur.
peygamberimizin kadınları sevmesi cennet ahlakıdır. Cennetin en büyük nimeti kadınlardır. Kadın cemalidir. O güzelliktir. Erkekler için en büyük nimet odur. Kadınlar için de en büyük nimet erkekler olacaktır. Onların güzelliği, onların cemali olacaktır. İnşallah. Hepsinin üstünde Allah'ın tecellisi olacaktır. En büyük sevgi, en büyük nimet o olacaktır. İnşallah. Tövbe suresi 32. Şeytan Allah'a sığınırım. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. 2002 tarihini veriyor. Maşallah. İsa Mesih'in geldiğini düşündüğümüz tarih. Bak, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Televizyonlardan, radyolardan. İşte Mehdiyet'i durdurmaya çalışıyorlar. İsa Mesih'in gelişini durdurmaya çalışıyorlar. Kendi kafalarınca. İttihat-ı İslam'ı durdurmak, Mehdiyet'i durdurmak ana konu haline geldi birçok kişi için. Yani kendi kafalarına göre Allah'ın nurunu söndürmek istemeleri bu şekilde oluyor. Oysa diyor Allah, kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Tabii kafirin istememesi ayrıdır, Müslümanın istememesi ayrıdır. Kafir demek yani küfür içinde olan, yani Kur'an'a zıt anlamdadır inşallah. Elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen odur. O da 2005 tane veriyor. Bak, ayetler peş peşe. Tövbe suresi 32. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor diyor. Bu 2002. Efendim. Elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen odur. O da 2005. Maşallah. Maşallah. Bu ayetleri kardeşlerimiz ezberlesinler. Tövbe suresi çok sırlarla dolu bir sure. Bak, yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. O da 2010. Mehdi ve talebelerine bakıyor. Bak, yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. 39. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Didem hocam, dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam, Öcalan'ın ev hapsi konusunun çok gündemde olması nedeniyle Sayın Hüseyin Çelik bir açıklama yapmıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan kişiler için ev hapsi demek bir anlamda af demektir. Yapılacaksa bu cezadan içeride olan herkes için bu yapılmalıdır. Öcalan'a mahsus böyle bir af kamuoyu vicdanını rencide eder. Dolayısıyla AK Parti'nin gündeminde ne Öcalan için ne de başka bir hüküm için böyle bir şey yok dedi. Cinayet varsa cezası müebbet hapistir, yatacak, o kadar. Yani cinayete teşvik, azmettirme, o da aynı hükümdedir. Tamam, yine kısa bir ara verelim. İnşallah. Aynı zaman Mehdiyet'i dinleyelim inşallah. İnşallah. Bir tanemize devam ediyoruz inşallah. Evet. Ali İmran suresi 186. Beyza hocam oku. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz. Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bu emirlere olan azimdendir. Şirk koşmakta olanlar kim? Yobaz takımı. Onlardan çirkin sözler işiteceksiniz diyor işte. Radyolardan, televizyonlardan, oradan buradan. Onların zırvaları, abuk subuk konuşmaları, yazılarıyla, o sivri dilleriyle Kur'an Müslümanlarını, gerçek Müslümanları rencide etmeye çalışacakları, onlara bulaşmaya çalışacakları, pis kokmuş ağızlarıyla çirkeflik yapmaya kalkışacakları, ahir zamanda etrafı böyle kirletmeye gayret eden çirkin eylemlerde bulunacaklarını Kur'an 1400 sene öncesinden bize bildiriyor Cenab-ı Allah. Efendim. Dilim hocam, sen bir şey söyleyecek misin bize? Evet hocam, inşallah var. İstanbul'daki kardeşlerimiz her gün farklı semtlerde faaliyet yapıyorlar maşallah. Bildiğiniz gibi dün de Koz Yatağı'nda
600 civarı A9 broşür dağıtmış kardeşlerimiz. İsimleri Yusuf, Mevlüt ve Erol. Allah Allah, bu çocukların ne şekli be ya. Maşallah, aferin gençlere. Kalplerinde iman şenliği var, iman bayramı var. Kalpleri imanla bayram ediyor. Yani görmeye değer. Çok şahane bir ortam olmuş maşallah. Her yerde bir iman heyecanı, iman sevinci. Avrupa'da da, Türkiye'de, her yerde yaşıyorum. Fransa'da bak çocuklar geceli gündüzlü konferanslar, toplantılar, ev sohbetleri. Azerbaycan'da öyle, Türkiye'de öyle. Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç hepsinde öyle. Amerika'da maşallah. Belin çok güzel ya. Maşallah, evet. Yaz bir yanağını sıksak çok iyi olacak ben çünkü. Evet. Kuzu, yeni diyormuş, kuzunun şekerliği var üstünde. Evet. Hem çok cazibeli. Maşallah. Hem de çok şeker. Maşallah. İkisi de var. Badem şekerinde olduğu gibi. Maşallah. Ve diğer hazurun bu güzel insanlarda olduğu gibi. Maşallah. Ceylan hocam da bir efsane. Evet, maşallah. 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 Beyza hocam muhteşem cazibesi. Maşallah. Çok şahane bir kadın. Çok. Ve Mehtap Sultan Hazretleri. Maşallah. İffet yüzlerinde nur olarak yansıyor. Maşallah. Çok çok şahane oluyorlar. Maşallah. Müslüman hanım cazibeli olacak. Fakat iffetle, imanla süslenmiş bir cazibe. İffet ve imanla süslenmiş bir cazibe olmazsa o zaten cazibe olmaz. İffet ve imanla süslendiği için gerçek cazibe oluyor cazibeniz. Yani şimdi insanlar da şaşırıyorlar. Niye bu kadar cazibeliler? Ne var? Nasıl oluyor diye hayret ediyorlar. Didem hocam ne yapalım? Ara verelim, devam edelim. Tabii hocam, inşallah. İnşallah. Bir tanem aşkım hocamın sohbetine devam ediyoruz inşallah. Buyurun hocam. İnşallah. Ashab-ı Kehf Mehdi'nin yardımcılarıdır hadis. Yani Peygamber Efendimiz demek istediği şu. Kehf suresinde anlatılan olay nasıl oluyor? Dışarısın. Kehf suresinde anlatılan olay Mehdiyet'i anlatıyor. Bunu anlatmış. Çünkü Ashab-ı Kehf Mehdi'nin yardımcıları olacaktır. Burada çok açık olarak, sarih olarak Kehf suresinin baştan sona kadar Mehdiyet'in tarihini anlatan, detaylarını anlatan sırlarla, ilimlerle dolu olduğunu, detayları onun içinde bulacağımızı ve Deccaliyet'in çözümünün de yine Kehf suresinde olduğunu söylüyor Peygamberimiz. Diyor ki, Deccal devrine gelirseniz, Deccal devrine rast gelirseniz, Allah ömrünüzü o devre rast getirirse, Kehf suresini okuyun diyor. İnşallah. Onun içinde diyor, yani Deccaliyet'in çözümü onun içindedir. Yani Mehdiyet onun için de anlatılıyor anlamında. İsrail'in maidesini, Redadetül Elvahı, Adem Aleyhisselam'ın gömleğini, gömlek, Hazreti Adem'in gömleği, Hazreti Musa'nın asasını, Hazreti Süleyman'ın minberini, Allah'ın İsrailoğullarına gönderdiği iki ölçeği, men ve selvayı çıkarıp alacak. Bakın bu kutsal emanetler daha bulunamadı. Çok kapsamlı liste vermiş Peygamberimiz. Bunların hepsi bulunacak diyor. Didem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam PKK'lı terörist olan oğlu güvenlik güçleriyle girdiği bir çatışmada öldürülen Hüseyin Odabaşı kendi köyünden olan bir şehidimizin ailesine destek vererek evine Türk bayrağı astı. Helikopter kazasında şehit olan askerimizin ailesine her konuda yardımcı olan Hüseyin Odabaşı terör olaylarının bir an evvel bitmesini huzur içinde kardeşçe yaşamak istediklerini söyledi.
Huzur ve barış istiyoruz. Allah için bu kanın durmasını istiyoruz dedi. Kanın durması İttihat İslam'ın olur. İnşallah. Dursun demenin durmaz. Herkes dursun diyor. Ondan sonra çözüm olarak diyor ki Abdullah Öcalan'ı oradan çıkaralım, ona bir köşk verelim. Onu da Kürt kardeşlerimize cumhurbaşkanı yapalım. PKK'nın oradaki komünist devlet hayalinde gerçekleştirelim. Süt liman olur Türkiye, bayağı rahat edersiniz diyor. Belanın en acımasız, en kudurmuşunu bize teklif ediyorlar. İttihat-ı İslam'ı teklif edecekler ne? Teklif ettikleri belaya bak. Teklif ettikleri rezalete bak. Allah İstanbul'u çok sevdiği dostlarının ehline fethedecek. Çok sevdiği, bak sevdiği demiyor peygamber, çok sevdiği. Yani Mehdi ve talebelerin yüzü suyu hürmetine manen İstanbul fetholacak diyor. Her yer imanla coşacak. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Demek ki Mehdi talebeleri de, o devirdeki Müslümanlar da yoğun olarak hastalık ve üzüntüyle imtihan olacaklar. Hastalıklar çoğalacak demek ki Mehdi devrinde. Diğer hadislerde de bunu görüyoruz. Göğüs kuvası hastalığı ve birçok hastalık Mehdi devrinde artıyor. Bir bela olarak ve imtihan olarak. Yani Allah'ın sineması olarak. Ve üzüntü. İşte teröre üzülüyorlar, hayat pahalılığına üzülüyor, evladına üzülüyor. Üzülmedik bir konu kalmıyor. Binlerce konuya üzülüyorlar. Hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak diyor Cenab-ı Allah. Mehdi çıktıktan sonra. Hasta tek tük artık. Çok az hasta kalacak. Üzüntü yeryüzüne kalkıyor. İnsanlar üzüntüyü unutacaklar. Konstantiniyye'nin İstanbul'un 7 tane surları vardır diyor hadiste. Hepsi diyor Mehdi tarafından fetholacak diyor. Yani ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli bir atak yapılacağını gösteriyor bu hadisler. Mehdi'nin olaylarını uzun uzun anlatmış peygamberimiz maşallah. Seni biraz daha dinleyelim Didem hocam. Tabii hocam inşallah. Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de Ahmet Kaya ile ilgili özel program yaptı hocam. Ahmet Kaya'nın sırf Kürtçe şarkı söylemek istediği için linç edildiğini iddia eden Ergenekon örgütünün de Hürriyet gazetesinde attırdığı yalan manşetler sonucunda Ahmet Kaya'nın bu duruma düştüğünü iddia etti. Benim gördüğüm Ahmet Kaya, yani delikanlılığa yatkın bir genç, delikanlı ruhlu bir genç, hatalar eksikleri olmuş olabilir ama yiğitlikten yana, fedakarlıktan yana bir karakteri vardı. Allah rahmet etsin. Efendim, onun üstündeki baskıyı göremediler. Üstünde halbuki çok ciddi bir baskı vardı. Onu pek kale almadılar.
Birisi sabah namazında abdest almak için denizin yanında sancağı dikecek. Su ondan uzaklaşacak ve açılan yoldan geçip insanlara şöyle bağıracak. Su ondan uzaklaşacak. Demek ki o bölgede ne yapacaklar? Denizi dolduracaklar. Denizi dolduracaklar. Ben bebekte gördüm. Deniz dolduruldu. Değil mi? Su insanlardan uzaklaştı. Ve açılan yoldan diyor. Yol çalışmaları yapıldı. Yol açıldı. Yol için zaten su, deniz dolduruldu. Değil mi? Birçok yerde deniz dolduruldu. Boğaz'da. Hatta birçok insan da buna karşı çıktı. Evet. Ve açılan yoldan diyor. Geçip. Demek ki o yollarda gelip gidiyor mübarek. Deniz dolduruluyor, yol açılıyor. O yollardan da gelip geçiyor. Bak detaylara bak. Resulullah'ın bildiği detaylara bak. Kalenin duvarları sarsılacak diyor İstanbul'da. Demek ki atakları güçlü olacak. İlmi atakları. Sonra bir daha tekbir getirecekler. Bu defa sarsıntı biraz daha şiddetli olacak. Gittikçe dozu artan bir ilmi faaliyet içinde olduğunu anlıyoruz Mehdi'nin. Bak ilkinde o kadar değil. Sarsılacak diyor. Sonra bir tekbir daha getirecek. Bu defa sarsıntı biraz daha şiddetli olacak diyor. Gittikçe dozu artan bir ilmi atak ve çalışma içinde olduğunu anlıyoruz. Üçüncü tekbir getirişlerinde ki Mehdi'ye zaten üç safalı. Evet. Bunu Bediüzzaman söylüyor. Üç safalı. 12 burç yerle bir olacak diyor. Yani 12 kale. Yusuf suresinde de buna dikkat çekilmiştir. 11 yıldız ve güneş. Yani 12. 12 Mehdiyet'te çok önemlidir. Camiler yapacaklar diyor Mehdi döneminde. Cami biliyorsunuz Kehf suresinde de belirtilmiş. Üstelere bir mescit yapacağız diyorlar. Demek ki Mehdi'nin bulunduğu bir mekanda bir yerlerde büyük ve anlamlı bir cami yapılacak. Çamlıca'da yapılan camiye işaret inşallah. Derken diyor tam bu sıralarda bir ses duyulacak. Bir konuşma. Sayha, haberler yayılacak. Sizden sonra Deccal gelip Şam'da çocuklarınızın başına bela olmuş. Şam'da yani Suriye'de katliam başlayacak diyor. Çocuklarınıza yönelik diyor. Tam bu devirde diyor. Mehdi İstanbul'da faaliyet yaparken. Nasıl anlatıyor Peygamberimiz olayları? Maşallah. Yobaz takımı anlamazdan geliyor. İstediğiniz kadar gizleyin. Duyulacak. Çocuklarınızın başına bela olmuş. Mesela şimdi Suriye hükümeti Müslümanlar başına bela oldu. Evet. Şam'da diyor bak net yer isim veriyor. Sonra Roma üzerine yürüyecekler diyor. İtalya. İnşallah. İkinci hedef. İkinci aşama inşallah. Evet. Didem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam Barzani geçtiğimiz günlerde Hasan Cemal'le yaptığı röportajda şunları söylemişti. Suriye Kürdistan'ında bir Kürt realitesi var. Bölgedeki devletlerin Suriye'deki Kürt realitesini tanımamasını anlamıyoruz. Bağımsız devlet idealimizi daha önce belirtmiştim. Her şeyden önce bu bizim doğal hakkımız. Buradaki en büyük sorun Kürtlerin dört devlet yani İran, Türkiye, Irak, Suriye arasında paylaşılmasıdır. Artık dünyada hiçbir şey imkansız değil. Büyük dava orada kan dökülebilir. Büyük bedeller de ödenebilir dedi. Kürt realitesi yok. İttihat-ı İslam realitesi var. Parçalanma bölünme realitesi olmaz. Bütünleşme realitesi olur. Bölünme ölümdür. Bütünleşme ferahlıktır. İnşallah. Bölünme hücreye hapsedilmektir. Hapsin daha da daralmasıdır. Büyüme, özgürlük, ferahlık
neşe ve sevinçtir. İttihat-ı İslam'da ferahlık vardır, bölünmede felaket vardır. Dolayısıyla Kürt realitesi yok, İttihat-ı İslam realitesi vardır, Mehdiyet realitesi vardır. Deccaliyetin yerle bir edilmesi, ilimle, irfanla bu realite vardır. Deccaliyetin yenilmesi realitesi vardır. Müslümanlarla Rumlar arasında sulh anlaşması olacak. Yani Müslüman olmayanlar arasında sulh anlaşması. Şu anda var bu, birçok yerde var. Didem hocam dinliyorum. İnşallah hocam, tabii ki. Ahmet Hakan sizin hep üstünde durduğunuz bir konuyu kendi üstünce anlatmaya çalışan bir yazı yazmıştı hocam. Bugünlerde insanların vicdanlarında büyük bir yıpranma olduğunu ve herkesin sadece tek bir konuyla ilgili olarak vicdan kullandığını yazmış. Kimisinin toplumu Gazze için vicdana davet ettiğini, ancak Suriye'ye kayıtsız kaldığını, Suriye için vicdana davet edenlerin de diğer konulara kayıtsız kaldığını veya şehitlere hassasiyet gösterenlerin diğer konularla ilgilenmediğini söylemiş. Bu durumda vicdan sözü etkisini yitiriyor ve yıpranıyor yorumunda bulunmuş. İşte en güzel, en akıllı vicdan bütün Müslümanlara sahip çıkan vicdandır. İttihat-ı İslam vicdanıdır, Mehdiyet vicdanıdır. En mükemmel vicdanı bize Peygamberimiz açıklamış. Nur Suresi 55. ayetinde ve hadislerde çok kapsamlı anlatılmıştır. Mehdiyettir, İsa Mesih'in kutsal mücadelesidir. Evet Didem hocam, dinliyoruz. Tabii hocam, inşallah. Ertuğrul Özkök Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Suriye halkının sonuna kadar arkasında olacağız sözlerini eleştiren bir yazı yazmıştı hocam. Türkiye halkının %70'i Sayın Davutoğlu'nun bu politikasının arkasında değil iddiasında bulundu. Halkımızın Ahmet Davutoğlu'nun gençlik hayalleriyle attığı adımları desteklemediğini, içteki sorunların Türkiye'ye zaten yettiğini iddia etti. Ahmet Davutoğlu'nun gençlik idealleri dediği ideal, Peygamberimizin 1400 sene önce bildirdiği, olacağını açıkladığı gerçeklerdir. Kur'an'ın bütününde Allah'ın emrettiği ideallerdir. Davutoğlu'nun ideali değil, bütün İslam ümmetinin, 1,5 milyar Müslümanların idealidir. O da Müslümanlardan bir fert olduğu için bu şekilde güzel bir ideale sahiptir. Hepimizin idealinin bir anlatımını yapıyor Sayın Ahmet Davutoğlu. Belki kısmen, belki de kısmenden de daha çok. Evet. Ama o ideal bütün İslam aleminin idealidir. Onu öyle küçük bir ideal gibi göstermeye kalkmak çok yanlış olur. İnandırıcı olmaz. Biz bunu buram buram yaşıyoruz. Bütün İslam alemi, bütün Türklük alemi yaşıyor. Herkes İttihat-ı İslam'ın peşinde. Hükümet de İttihat-ı İslam'ın peşinde. Atatürk de İttihat-ı İslam'ın peşindeydi. Abdülhamit de İttihat-ı İslam'ın peşindeydi. Said Nursi Hazretleri de, Süleyman Hilmi Tunahan da, Esat Coşan da, herkes İttihat-ı İslam'ın peşinde. Sayın Alparslan Türkeş rahmetli İttihat-ı İslam'ın peşindeydi. Türkistan Birliği'nin peşindeydi. Dolayısıyla bunu küçük bir ideal olarak göstermeye kalkmak çok yanlış olur. Şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu hocamız, o da İttihat-ı İslam'ın peşindeydi. Sen neden bahsediyorsun kardeş? Çok küçük bir hedefmiş gibi, sanki Sayın Davutoğlu'nun kendine mahsus orijinal hedefiymiş gibi gösteriyor. Bu şu an devlet politikası. Orta Doğu devletlerinin resmi politikası. Mısır'ın da, Ürdün'ün de, Türkiye'nin de ortak politikasıdır bu. Bütün Türk devletlerinin ortak politikasıdır, resmi politikadır. Gizli veya açık resmi devlet politikalarıdır bunlar. Didem hocam, aramı verelim, gidelim mi? Nasıl uygun görürseniz hocam. Saat yarım olmuş. Sor kardeşlerimize. Tabii, inşallah. Kısa bir ara verelim, o arada ben bekliyorum. Tamam. İnşallah. Hocamızın güzel sohbetine kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Buyurun hocam. Mehdi'nin yaşadığı yeri Peygamberimiz o kadar detaylı anlatmış ki. Mesela bak, denizin üstünden diyor, kuru bir yoldan geçer diyor. Evet. Denizin üstünden. Evet. Boğaz Köprüsü'nden geçeceğini söylüyor. Çok net ifade. Kuru bir yoldan, hı-hı, denizin üstünden geçer diyor. Çünkü o devirlerde öyle bir köprü tahayyül dahi edilemiyor. Yani boğazı boydan boya kaplayan bir köprü olmaz. Denizin üstünden kuru bir yoldan geçer diyor.
Mehdi, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'den üstündür diyor Peygamberimiz. Hazreti Ebu Bekir'den hadis, Peygamber Efendimiz'den hadis naklediyor. Mehdi bazı peygamberlerden bile üstün olacaktır diyor. Mehdi, Hazreti Ebu Bekir naklediyor, bakın dikkat edin. Peygamberimizin fermanını söylüyor. Mehdi bazı peygamberlerden bile üstün olacaktır. Mesela bu çok acayip bir olay. Sahabiden üstün, bazı peygamberlerden de üstündür diyor Mehdi için. Dilem hocam, dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam, Fatih Altaylı yeni çıkan Büyükşehir Yasası'nın çok yerinde bir yasa olduğunu, kaynakların daha verimli kullanılması, daha hizmet üretilmesi gibi yönlerden ülkeye çok faydalı olacağına dair bir yazı yazdı. Bakacağız, deneyeceğiz. Ama bir acayiplik, anormallik varsa tabii yeniden düzeltilir, düzenlenir. Yani fayda ve zararına bakılır. Faydalıysa faydalı yönleri kullanılır ama zararlı bir yönü varsa derhal düzeltilmesi gerekir. Yiğit yakışıklı Arslan Arslan Seyit Muhammed Mübarek Adnan hocam, bu sohbetleri bugünkü gibi çok uzun tutmanızı çok istiyorum diyor. Olabildiğince uzun olsun lütfen diyor. Bir tanem hocam, iffet doğuştan mıdır? Yok canım, niye doğuştan olsun? Mesela kadın daha önce Allah zikri günaha girmiş olabilir, erkek de günaha girmiş olabilir. O andan itibaren tövbe edip bir daha yapmıyorsa o kadın iffetlidir. Delikanlı da olsa o da iffetlidir. Yoksa insan hatalar yaptıktan sonra da iffetli olabilir mi? Tabii olur. Peygamberler hata yapmaz. Olmaz olur mu? Hatasından nedamet duyup Allah'a tövbe edip vazgeçtiğinde iffetli olur. Allah'ın hemen bir nur ve güzellik verir. Hani bazı tipler oluyor, bazı kişiler. Aa diyor, iffetini kaybetti diyor. Niye kaybetsin? Tövbe eder. Ondan sonra Allah'a sığınır. O zaman bir daha bir insan Müslüman olması mümkün değil ona dediğine göre. Mesela namaz kılmıyorsa o da bir iffetsizliktir. Oruç tutmuyorsa o da bir iffetsizliktir. İffet Kur'an'ın bütünüdür, tamamıdır. Nasıl insan sonra namaza başlıyor, nasıl ibadetlerini yapıyorsa o da öyledir. Mesela fuhuş, fahşa, haram, her türlü fuhuştur, fahşadır. Fahiş iş, fahiş olan şeyler, yanlış olan şeyler anlamındadır. Onlar sadece cinsel ilişki olarak alıyorlar, değil. Haram olan her şey fahşadır. Fahiş tavırda bulunmuş oluyor, yani fuhuş yapmış olur. Tövbe ederse, nedamet getirirse tertemiz olur. İnşallah. İnşallah. Didem Sultan hocam, buyurunuz. İnşallah hocam. Hocam, Milli Gazete yazarı Ali Haydar Haksal yazısında Müslümanlar önce kendi ülkeleri içinde, sonra komşu ülkeler, daha sonra geniş bir coğrafyada bir bütün olarak hareket etmeli, mezhep çekişmelerini bir yana bırakmalılar diyerek Müslümanların birlikteliklerinden başka çözümleri olmadığını, bir an önce adım atılması gerektiğini söyledi. Tamam, güzel, nasıl olacak? Çözüm göstermiyorlar. Çok önemli. Hastalığı teşhis ediyor. Bak, hastalık bu diyorlar. Bu hastalık tedavi edilmeli diyorlar. İlacını söylesene. İlacı Mehdiyet. İlacını söylemiyorlar. Sadece hastalığı söylüyorlar. Bu hastalık tedavi edilsin. Bu bir veba hastalığı. Tedavisi, bunun ilacı Mehdiyettir. İlacı söylemez de sadece hastalığı söylersen bu olmaz. Yarım olur. Yine iyi. Hastalığı teşhis ediyorsun. Ama tedavisini de söyle. İlacını söyle. Mehdiyet, Mehdiyet, Mehdiyet. Peygamberimizin söyledi bu sallallahu aleyhi ve sellem. Başka türlü konuşma eksik olur. Didem hocam, buyurun. Hocam, Mısır Selefi lider Murgan Salem el-Guhari iktidara gelmeleri halinde Mısır'daki dünya mirası piramitleri yıkacaklarını söyledi. Tarihi yapı ve heykellerin Mısır'ın geçmişiyle olan bağını reddeden bazı radikal İslamcı kesimler Sfenks, hatta piramitlerin yok edilmesi gerektiği yönünde propaganda yapıyorlar. Şimdi onlar yıkamaz. Onlara yetki yok. Mehdi devrinde araştırma amaçlı olarak
yani Sphinx'in her tarafına girilecek. Altındaki bütün kutsal emanetler çıkarılacak. Piramitlerin içerisindeki bütün kutsal emanetler çıkarılacak. Gizli bütün bölümlerine girecek. Gizli bölümlerinin çok büyük bölümüne girilmedi. Evet. Çok küçük bir bölümüne girilmiştir piramitlerin. Evet. Üst odalara, yan odalara, alt odalara hiçbirine girilemedi. Çünkü onlarda çok kapsamlı kilitleme sistemleri var. Büyük taş bloklarla. Mesela 6 metre, 5 metre çaplı taş bloklar var. Onlarla kapı yapılmış ve kapatılmış. Ana odalar, büyük odalar, asıl emanetlerin bulunduğu odalar kapalı. Onun altında peygamber mezarları da var. Oralara girilecek. Ama bunlara daha vakit var. Yani belki birkaç yıl, belki 3-5 yıl. Fakat yani Mehdi'nin yapacağı faaliyettir. Didem hocam ne yapalım? Ne yapalım hocam? Bence ümmeti Muhammed'i uykusuz bırakmayalım. İnşallah hocam. Yarın devam edelim. İnşallah. İnşallah. İnşallah.